Ne diyoruz arkadaşlar? Manyetik alanda yüklü cisimlere etki eden kuvvet. Şimdi buradaki meşhur formülümüzü yazmak istiyorum. F eşittir bakı ver diyeceğim. Yazıyorum. Bakı ver. Şimdi arkadaşlar buradaki bakı verden kastımız siz de biliyorsunuz. F kuvvet, B manyetik alan, Q yük, V de hız olacak. Tabii ki biliyorsunuz bir önceki dersimizde kuvveti söylemiştik. Akım geçen tele etki eden kuvvet B. Biliyorsunuz yine F kuvvetti. İ akımdı. B de manyetik alandı. Tabii sağ el kullanmıştık. Şöyle bir sağ elimizi burada da ne yapabiliriz arkadaşlar? Yine kullanabiliriz. Hemen şekilde de görülüyor. Baş parmak neyi gösterecek arkadaşlar bize gördüğünüz gibi? Hız. Gördüğünüz gibi dört parmak neyi gösterecek? Manyetik alan. Avuç içi arkadaşlar neyi gösterecek? F. Evet, avuç içi ben diyorum ki avuç içi ile tokat at. Evet, ne yapmanız lazım arkadaşlar burada? Tokat. Evet, tokatı nereden atarız? Siz de biliyorsunuz. Avucumuzun içiyle atarız. O zaman avucumuzun içi bundan sonra arkadaşlar kuvvet olacak. Peki bu hangi yükleri etki eden kuvvet diye sorarsak size hemen onu da şöyle gösterelim burada. Kimi etki eden kuvvettir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi artı yüklere etki eden kuvvettir. Buradaki dikkat edeceğimiz püf nokta bu. Artı yükleri etki eden kuvvet arkadaşlar görülüyor galiba. Bizim için avucumuzun içiyle tokat atılıyor. Peki eksi yükleri etki eden kuvvet nasıl tokat atılacak dersek o da gördüğünüz gibi avucunuzun dışıyla yani elinizin tersi diyoruz. Hatta şöyle bir esprimiz var. Eksi elinin tersi. Kafiyeli oldu ama. Eksi elinin tersi. Evet demek ki artı yükleri avuç içiyle eksi yüklere de elinin tersiyle arkadaşlar ne yapacağız? Tokat atacağız. Demek ki buradaki meşhur formülümüz F eşittir. Bakı ver. Peki neye dikkat ettik? Kuvvet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hız. Ve aynı zamanda ne diyoruz arkadaşlar? Manyetik alan. Bunlar birbirlerine ne yapacaklar arkadaşlar? Dik olacaklar. Buradaki dikkat edeceğiniz püf nokta bu. Evet. Demek ki arkadaşlar bunlar birbirine ne yapacakmış? Dik olacaklar. Buradaki püf noktanız bunun üstüne kurulu. Eğer buna dikkat edersek zaten soruları çok rahat bir şekilde ne yapacağız? Yapabileceğiz. Peki devam edelim. Burada dikkat edeceğimiz birkaç tane böyle püf nokta var. Diyor ki bize düzgün manyetik alan içerisinde gördüğünüz gibi cisme kuvvet etki edecek ve cisme sürekli kuvvet etki ettiği için de dairesel hareket yapacak. Yani işin özü şu. Manyetik alan içerisinde manyetik alana dik olarak atılan yüklü bir parçacık hareketi sırasında dik bir kuvvetin etkisinde kalır. Bu kuvvet parçacığın yönünün değişmesini sağlar. Bu durumda kuvvet sürekli bir noktaya doğrudur. Bu yüzden parçacık çembersel hareket yapar. Evet, kuvvetimiz sabit olduğu için arkadaşlar çembersel hareket yapıyoruz. Bu arada çembersel hareketi kısaca tekrar edeceğiz. Gördüğünüz gibi K, L, N parçacıkları manyetik alan içerisinde şekildeki yörüngeleri izleyecekler. Görülüyor. Dikkat edilirse aynı işaretli parçacıklar manyetik alana nasıl girerse girsin aynı yönde dönecekler. Parçacıklar düzgün dairesel hareket yapacaklar. Manyetik kuvvet ile merkezi kuvvet eşit büyüklükte olacak. Çünkü burada cisme etki eden kuvvet biliyorsunuz ne vardı? Manyetik kuvvetimiz vardı. Bu manyetik kuvvet kime eşit olacak arkadaşlar buradaki? Merkezi kuvvet eşit olacak. Peki manyetik kuvvetimizi az önce ben yazmıştım. Manyetik kuvvet neydi arkadaşlar? Bakı ver dedik. Bunu unutmayın dedik. B, Q, V. Peki bizim için merkezcil kuvvetimizin formülü neydi? Onu da bir hatırlayalım. M V kare bölü R demiştik. Bu da aklınıza gelecektir. Düzgün dairesel harekette bunları ne yapmıştık? Söylemiştik. Peki şu tokat atma olayını bir isterseniz şurada görsel olarak ne yapalım? Yapalım şimdi beraber. Şimdi hep beraber şöyle bir sağ elimi ne yapalım arkadaşlar? Tutalım. Gördüğünüz gibi manyetik alan içe doğru. Dört parmağım içe doğru. Baş parmağım gördüğünüz gibi hız. N parçacığı için konuşuyorum bu arada arkadaşlar. Fark ettiyseniz. N parçacığında baş parmağımız neyi gösterecek arkadaşlar? Bize hızı gösterecek. Tokadı nereye atıyorum bakalım şimdi. Yukarıya doğru atıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda buradaki manyetik kuvvetim de arkadaşlar yukarıya doğru olacaktır. Evet, manyetik kuvvet yukarı olduğu için de parçacık ne yapıyor arkadaşlar? Kuvvet doğrultusunda sapıyor ve burada bir dairesel hareket yapıyor. Hemen yanında gördüğünüz gibi bir T parçacığımız var. Yine manyetik alan nedir? İçe doğrudur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baş parmak hız. Elimizin ne yapacaktık? Tersiyle tokat atacağız. Elimizin tersi ne tarafa doğru? Yukarıya doğrudur.
O yüzden de dikkat edersek arkadaşlar burada da kuvvet yine ne tarafa doğru olacak? Yukarı doğru olacak. Burada da manyetik kuvvetimiz yukarı olduğu için de dikkat edersek kuvvet doğrultusunda parçacık sapıyor. Yani burada kuvvet olmasaydı dümdüz giderdi. Ama kuvvet yukarı doğru olduğu için parçacık da kuvvet doğrultusunda sapıp gördüğünüz gibi dairesel hareket yapıyor. Hemen K parçacığına bakalım. K parçacığında bakın hızımız ne tarafa doğru dersek arkadaşlar yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz o zaman? Artı yüklü olduğu için ne yapıyorum? Sola doğru tokat atıyorum. Yani burada etki eden kuvvetimiz ne tarafa dersek sola doğru bir kuvvetimiz olacaktır. Burada da eksi yüklü parçacık. Eksi yüklü parçacık olduğu için de gördüğünüz gibi elimin tersiyle tokat atıyorum. Burada da kuvvetimiz sağa doğru olacaktır. Ve parçacıklar kuvvet doğrultusunda ne yapacaktır? Sapacaktır. Bu karşımıza arkadaşlar ne yapacak? Çıkacak. Peki burada ne söyledik az önce? Manyetik kuvveti ne eşitleyeceğiz? Merkezcil kuvveti eşitleyeceğiz. Çünkü merkezcil kuvvetin diğer adı biliyorsunuz ki arkadaşlar ne demekti? Net kuvvet demekti. Yani cismi etki eden kuvvetti. Biliyorsunuz net kuvvet F net eşittir. Bizim için meşhur formülümüz M çarpı ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar? A olduğunu biliyoruz. Bunu da ne yapmayalım? Unutmayalım. O zaman buradaki bakıveri ne eşitleyeceğim arkadaşlar? M ve kare bölü R'ye eşitleyeceğim. Şuradaki V'den bir tanesi ne yapar? Gider. Ve geriye bir tane R kalır. Biliyorsunuz buradaki R'yi diğer tarafa, QB'yi de diğer tarafa atarsak formülümüz MV bölü QB olur. Evet bu karşımıza çok çıkıyor. MV bölü QB çok duyacağınız bir formülümüz. Biz de akılda kalsın diye buna mavi bakın arkadaşlar kubbe diyoruz. Evet mavi kubbe diyeceğiz. Evet küba da diyenler var. Mavi ben kubbeyi seviyorum. Güzeldir. Biliyorsunuz mavi dedikleri işte MV mavi. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Kubbe QB. Evet buradaki biliyorsunuz M parçacığın kütlesi V parçacığın hızı. Q bizim için yükü. B de manyetik alanı. Bu da R arkadaşlar nedir? İzlediği yörünge yarıçapı. Evet bu da izlediği ne diyeceğiz arkadaşlar? Yörünge yarıçapı olarak geçecek. Evet sorularda yorum olarak karşımıza çıkıyor. Parçacığın izlediği yörünge yarıçapı nelere bağlıdır diye soru soruluyor. Evet hızına bağlı, manyetik alana bağlı, yüküne bağlı, kütlesine bağlı. Peki burada bize soracaklar. Mesela bir şeyleri değiştirecekler. Buna göre ne değişir diye soracaklar. Hemen basitçe sormak istiyorum. Bakalım ne diyeceksiniz? Merak ettim. Çıkmış bir sınav sorusu. Kime soralım bu sorumuzu? Birinci sırada hemen kim var? Burada bakıyorum. Ayberçin var. Ayberçin duyuyor musun? Diyor ki bize manyetik alan artarsa canım benim. İki şey sormuş. Yarıçapla momentum nasıl değişir diye sormuş. Kesinlikle gördüğün gibi manyetik alan arttığı için burası R'de yarıçap ne yapmak zorunda azalır. Katılıyorum sana azalır. Peki momentum neydi hatırlar mısın? Formülümüz neydi momentumda? Ben hatırlatayım istersen. Kütle çarpı hız. Sence ne olur? Manyetik alan artarsa momentum. Hep böyle deyesi geliyor öğrencinin. Çünkü şurası sanki momentummuş gibi geliyor değil mi? Şurası momentum mu? Görebilir mi? Evet burada dikkat edeceğim püf nokta çok enteresan ama cismin kütlesi ve hızı değişmedikten sonra Ayberçim gördüğün gibi momentum ne yapmaz? Evet bu bize aldatmaca. Bu soru soruldu Ayberçim. Yani öğrencinin biraz sırf kafasını karıştırmak için böyle bir soru ne yaptılar? Sordular. Rica edelim ne yapmayalım buna? Düşmeyelim. Böyle bir soru karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Peki hemen geçtik. Diğer sorulan bir soru. Periyotla ilgili bir soru sorulmuştu. Evet biz düzgün dairesel harekette çizgisel hızı bulmuştuk. Çizgisel hızın meşhur formülü V eşittir 2 pi r bölü t idi. Evet burada arkadaşlar biliyorsunuz yukarıda V gördüğümüz yere 2 pi r bölü t yazacağız. Şuraya ne yazacağım arkadaşlar? 2 pi r bölü t yazacağım. 2 pi r bölü t'yi yazalım isterseniz beraber şöyle. 2 pi r bölü t diyeceğim. Gördüğünüz gibi r'lerin bir tanesi ne yapacak? Gidecek. T'yi diğer tarafa atarsak burada periyodu tek başına bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi t eşittir. 2 pi bölü q b. Biz de bu akılda kalsın diye nasıl yarıçap için mavi kubbe dediysek bundan sonra periyot formülümüz 2 pi gördüğünüz gibi arkadaşlar m evet 2 pi m bölü q b diyeceğiz. İki minareli mor kubbe diyorlar buna da. Evet akılla gelsin diye arkadaşlar iki minareli buna da mor kubbe diyeceğiz.
Evet, gördüğünüz gibi QB sabit. Evet, aşağısı sabit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne geldi buraya? 2 pi m geldi. O da 2 minareli. İşte buradaki 2 pi dediğimiz 2 minareliden geliyor. Mor dediğimiz zaten akılda kalsın diye işte M var. Fark ettiysek burada da bir yorum sorusu olarak yine karşımıza çıkacak. Evet, bunu da Kaan'cıma sorayım. Kaan, duyuyor musun? Evet, Kaan, sesim geliyor mu? Heh. Şimdi bu yine çıkmış bir sınav sorusu. Burada da şöyle sordular Kaan'cığım. Dediler ki B artarsa dediler ki bize periyot ve gördüğün gibi V nasıl değişir dediler. Ne dersin? Bir fikrin var mı? Manyetik alan artarsa periyodumuz ne yapar? Gördüğün gibi. Heh, tamamdır. O zaman manyetik alan artarsa aynen, periyodumuz azalacaktır. Güzel. Peki manyetik alan artarsa hızımız? Korkmadan söyle. Değişmez. Evet, bu hep sorulan ve öğrencinin hep bilinçaltına sanki değişecekmiş gibi geliyor. Hemen hatırlayalım. Düzgün dairesel hareketli de hatırlarsan şunu demiştik. Uygulanan kuvvet hıza her zaman nedir? Diktir. Ve hızın büyüklüğü ne yapmaz? Değişmez. Burada biliyorsun ki cisim ne yapacaktır? Belli bir eksen etrafında dönecek. Evet, düzgün dairesel hareket yapacak. Düzgün dairesel hareket yapmasa ne yapardı? Değişirdi. Diyeceğim. Tamam, problem yok. Ama değişir mi? Belki de kandırıyorum. Şimdi tabii ki burada düzgün dairesel hareketle biliyorsun hız yörüngeye diktir. Yörüngeye dik olduğu için de ne yapacaktır? Devam edecektir. Burada dikkat edeceğimiz püf nokta bu. Ama tabii burada biliyorsun düzgün dairesel harekette cisme etki eden kuvvet tabii hızın için formülü 2 pi r bölü t'dir. Bunu da unutmayalım. İkisini aynı anda sorarsa böyle öğrencinin kafasını karıştırabilir işte. Cismin periyodu artarsa hız azalır. Korkma. Doğru söylemiştin yani. Ben sadece biraz konsantrasyonunu deneyeyim dedim senin. Evet, konsantrasyonunu bozmuşlar. Evet, haklısın haklısın. Hak verdim şimdi sana. Peki devam edelim hadi. Peki gördüğünüz gibi bize 3 boyutlu bir sistemde cisme etki eden neyi soracak arkadaşlar? Kuvveti soracak. Cisme etki eden kuvvetin yönünü bulmamızı isteyecek. Kolay bir soru. Hemen basitçe sorabiliriz. Sırada Anılcım var. Anılcım, duyuyor musun? Tabii 3 boyutlu bir sistem. Fark ettiysen buradaki hızın ne tarafı olduğunu söylemiş bize Anıl. Bize doğru geliyor. Yani ne anlıyorum ben buradan? Dışa. Şimdi ben bu hız dışayken tabii baş parmağımız hızı gösterecek. Dört parmak neyi gösterecekti? Manyetik alan. Avuç içi bir sağ el kuralını istersen şöyle bir hatırlayalım beraber. Ne dedik burada? Baş parmak ne olmak zorunda bizim için? Hız. Doğru mu? Dört parmaklı olmak zorundaydı. Manyetik alan. Avuç içi ne olmak zorundaydı? Avuç içi kuvvet. Evet, yalnız burada bir de parçacığın neyine dikkat etmeni istiyoruz? Yükü. Nasıl yüklü bir parçacığımız var? Eksi. Tabi istersen burada sağ eli beraber bir oluşturalım mı? Yani burada öğrenci çünkü bazen zorlanıyor. Bu sağ eli hocam nasıl tutacağız diyor. Şimdi baş parmak bana doğru gelecek. Dışa. Doğru mu? Dört parmak gördüğün gibi ne tarafa doğru durmak zorunda? Yukarıya. Evet. Ne tarafa tokat atacağız şimdi? Sola mı? Sağ mı? Ne dersin? Avuç içine mi? Avucumuzun dışına mı? Evet. Dışına tokat atacaksak gördüğün gibi kuvvetimiz hemen ne yapacaktır? Sağ tarafa olacaktır. Tabi sağ taraf dediğimiz bu taraf artı x ise, pardon yani eksi x ise sağ taraf ne olacak bizim için? Artı x olacaktır. Evet. Yattı mı kafaya? Güzel. Geçtik. Evet, burada güzel bir sorumuz var. Bu meşhur formülümüzü bir daha yazalım. Meşhur formülümüz neydi arkadaşlar? Bakıver. Bunu unutmayın. Peki burada hemen tabii bir ipucu da vermek istiyorum. Burada bir mıknatısımız var. Şöyle N, burası S olsun. Parçacığımız buraya nasıl girdiğini söylemişti dersin başında. Dik. Yani şimdi buradaki artı Q var arkadaşlar.
Manyetik alan nereden nereyeydi biliyorsunuz? Neyse. Burada bir manyetik alanımız var. Ve gördüğünüz şu anda manyetik alanla bizim için hız arasında bir açı var. Şu anda açımız 90 derece. Görülüyor galiba. O yüzden buradaki formülümüz F eşittir bakıver diyorsunuz. Peki hocam, her zaman hız 90 derece olmayabilir. Yani şöyle belli bir açı yapacak şekilde ne yapabilir arkadaşlar? Hız bize verilebilir. Yine buraya ne diyelim şöyle? N diyelim, buraya S diyelim. Böyle yapıldığında ne yapacağız? Yine manyetik alan N'den S'e. Bundan yana bir problemimiz yok. Manyetik alan yine N'den S'edir. Hızı bileşenleri ayırmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Ve bize hangi bileşen gerekecek burada? Dik. Yani buradaki açımız eğer alfa ise dik hızımız ne olur arkadaşlar burada? V çarpı sinüs alfa olur. Peki o zaman buradaki kuvvet formülümüz ne olur? F eşittir. B çarpı, evet gördüğünüz gibi Q çarpı V çarpı sinüs alfa yazarız. Peki burada dikkat edersek sinüs 90 zaten nedir bizim için? 1. O yüzden burada direktmen sinüsü yazmıyoruz. BQV diyoruz. Eğer sinüs belli bir açı yapıyorsa arkadaşlar onu ne yapmak zorundayız? Yazmak zorundayız. Peki sinüs 0 ne demekti? Onu bir hatırlayalım. Sinüs 0 da 0'dı. Yani bunun anlamı nedir hocam derseniz, eğer parçacığı şöyle verirse. Artı Q yüklü parçacık gördüğünüz gibi V hızıyla manyetik alan doğrultusunda olursa ne diyeceğiz arkadaşlar? Sinüs 0 0 olduğu için bu parçacığa şu anda kuvvet etki etmez diyeceğiz. O zaman kuvvet etki etmesi için şartımız şu. Hızla manyetik alan birbirlerine dik olmalı diyoruz. Tabii bu soruyu söylüyoruz ve hemen Betül'cüme soruyorum. Betül. Betül. Evet, bilgiyi verdim. Diyor ki bize parçacıkların hangileri ilk anda manyetik kuvvet etki eder diye sormuş. Evet, birinci parçacığa kuvvet etki eder mi? Eder mi, duymadık? Çok güzel, etmez. Sebebi desek manyetik alanla çünkü yönleri aynı. Hemen açımız nedir burada? Sinüs 0. Kuvvet ne yapmaz? Etki etmez. Çok güzel. İkinci de? Evet, çünkü manyetik alanla hız arasında bir açımız var. Dik. Hatta kuvvetin yönünü sorsam ne dersin bana? Parçacığın yükünü söylemiş mi? Söylememiş. İstersen biz alalım. Pozitif alalım. Ne tarafa doğrudur? Çok güzel, yukarıya doğrudur kuvvetimiz. O yüzden de parçacık ne yapar? İçeri girince sapar. Biliyorsun ÖSYM bazen böyle sorular da soruyor. Bize yön veriyor. Bilerek, değil mi? Şöyle bir yönü, iki yönü. Parçacık hangi yönde sapar diye sorularımız var. Peki üçüncü parçacığımız sapar mı? Çok güzel. Buna da kuvvet etki eder. O zaman zaten cevabımız etki eden kuvvetleri sormuştu bize. Ne diyeceğiz burada? LM diyeceğiz. Hemen cevabımızı işaretleyelim. Yine parçacığımızın işareti artı olsun. Peki burada etki eden kuvvetin yönünü sorsam ne derdin bana Betül? Evet, tebrik ederim. Bunu sahili beraber yapalım. Baş parmak ne yapacak gördüğün gibi? Yukarıya doğru. Dört parmak yalnız ne tarafa doğru? Sağa doğru. Nereye doğru tokat atıyorum Betül? İçe. Dediğin doğruydu. Burada da etki eden kuvvetimiz arkadaşlar şöyle sayfanın içine doğrudur. Kuvvet ne yapacak arkadaşlar burada? İçe doğru olacak. Lütfen buna da ne yapalım? Dikkat edelim. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi bize bir bobin verilmiş. Bobine ne yapıyor? Artı yüklü bir parçacık yollanıyor. Bobin eksen boyunca diyor fırlatıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş bize. Hemen burada da Dila'ya soralım. Dila, bobinimiz var. Önce manyetik alan yönünü bulalım bobinle. Ne yapıyorduk? Avucumuzun içine alacaktık bobini. Doğru mudur? Evet, kutupları söyler misin önce bize? Şöyle bobinimizi avucumuzun içine üstten mi geliyordu akım, alttan mı? Ne dersin? Çok güzel, avucumun içine aldım. O zaman ne taraf N, ne taraf S'te? N'de. Baş parmak N. Her zaman. O zaman ne taraf gördüğün gibi? Sağ taraf N. Sol taraf ne yapacak bizim için? S olacak. Manyetik alan nereden nereye de hatırlayalım. N'den S'e doğruydu. Peki soruyorum şu anda manyetik alan yönüyle hızın yönü nedir? Kuvvet etki eder mi diye soralım. Evet, etki etmezse parçacık ne yapacak o zaman? Yoluna dümdüz devam. Evet. O zaman ne diyoruz? Dikkat etsen iki yönünde sabit hızla hareketine ne yapar? Devam eder. Çünkü niye? Sabit hız olması için net kuvvetin olması lazımdı bizim için? Sıfır olması lazımdı. Net kuvvet sıfırsa yoluna nasıl devam edecek? Sabit hızla devam edecek. Evet, güzel bir soru olmuş. Ne dersin? Bir tane elektrik alan versiyonu vardı. Bir hatırlatabilir miyim Dila? Yapalım beraber.
Şöyle artı yüklü bir parçacığımız olsun. Ne dersin? Buradan bir elektron fırlatalım. V hızıyla fırlatalım. K, L, M, N arasında hareketi için ne söylenir diye soru soralım. Hemen şunu merak ediyorum. İç kısımda elektrik alan neydi Dilacığım? Yüklü parçacıklarda içeride elektrik alan ne yapmazdı? Çok güzel. Eğer elektrik alan yoksa cisme herhangi bir kuvvet etki etmez. Yalnız burada artılar eksileri ne yapardı? O zaman K ile arasında cismin hızı için ne dersin? Çok güzel, artacak. L ile arasında kuvvet. Çok güzel cismin. Çünkü kuvvet etki etmediği için nasıl hızla gidecek? Sabit hızla gidecek. Tabi burada belli bir hızla çıktık. Evet, burada da ne yapacak? Yavaşlayacak. Evet, bu arada çıkmış bir üniversite sınav sorusu. Yine karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Dikkatli olalım. Tabi bunu öyle sormamıştı üniversite sınav sorusunda. Biraz daha hoş sormuştu. Şekli gösterebilir miyim? Yine aklımda kalmasın. Hemen size hızlıca bir göstermek istiyorum. Şöyle bir tüp yapılmıştı İlacım. Evet. Buradan artı yüklü bir parçacık fırlatılmıştı. Şöyle V hızıyla. Demiştik ki K, L, M aralığında cismin hareketi için ne söylenir diye sormuştu. Evet. Biliyorsun burası artıysa burası da nedir? Eksi. Artının bağlandığı yerler ne yüklendi? Artı. Artı artıyı ne yapacak burada hemen? Ve cismin hızı ne yapacak bu aralıkta? Artacak. Silindirin içinde iç kısımda elektrik alan, evet elektrik alan çünkü yine sıfır. Elektrik alan sıfır olduğu için kuvvet de ne yapacak? Sıfır olacak. Bunu da hatırlatmış olayım. O yüzden orada sabit hıza gider. Evet, geldik, güzel bir soru. Parçacığın yarıçapını sormuş. Kolay bir soru hemen. İbrahimcim, duyuyor musun? İbrahimcim. Onatçım, sana sorayım canım benim. Onatçım, yarıçapın formülünü hatırlatır mısın bize? Manyetik alanda yarıçap için bir pratik yazmıştım. Aklında mı? Peki, hemen hatırlatalım. Mavi, gerisini getirebileceğim mi? Kubbe. Neymiş canım benim? Mavi kubbe diyoruz. Peki buradaki mavi dediğimiz, biliyorsun, M ne demekti? Kütle. Güzel. V ne demekti? Hız. Evet, kubbe dediğimiz biliyorsun Q'ydu. Evet, buradaki biliyorsun nedir? Kubbe. M. Mavi kubbe. Hayır, manyetik alan. Özür dilerim. Ben de yanlış söyledim. Heh. Bu da ne olacak? Manyetik alan. Anlaştık, B. Yattı mı kafaya? Verilenleri yerine yazalım. Direkt bizden yarıçapı direktmen sormuş fark ettiysen. Kütlemiz 100 gram. Yalnız bunu neye çevirmek zorundayım? Kilograma. Kilograma çevireceksek hemen neye bölecektik bunu? 1000'e bölecektik. Oradan 0,1 gelir. Çarpı. Gördüğün gibi hızını vermiş. Hızının ne kadar olduğunu görüyoruz. 400 bölü. Yükünü vermiş bize. 4 klomp. Direkt ne yazıyoruz? 4. Evet. Manyetik alan büyüklüğü verilmiş. Fark ettiysen ne kadar? 10 Tesla. Manyetik alan da o. Evet. Sadeleştirsek zaten şu virgülle bir tane sıfırımız ne yapar? Gider. Cevabımız direkt ne çıkar? 1. Yalnız birim metre. Ne cinsinden sorulmuş? Aynen, bu da 100 olacaktır. Teşekkürler. Peki, geçtik şimdi hemen diğer bir sorumuza. Demiş ki bize Q yüklü elektrikli parçacık, demiş ki P momentumuyla hareket etmekte, sayfa dönüşü büyük, M manyetik alanında diyor. R büyüklüğündeki yarıçapla çembersiz hareket yapılmakta. Parçacığın momentumu P bölü 2, manyetik alanı da 2B olsaydı parçacığın yarıçapı ne olur diye bir soru sorulmuş. Tabii ki bu soruyu da kimle yapalım? Uzun zamandır görüşmedik. Orhun, duyuyor musun? Evet, ne diyelim? Önce yarıçap için formülü tekrar söyler misin bize? R eşittir. Çok güzel, mavi kubbe. Peki buradaki biliyorsun MV demek anlam olarak çok güzel momentum demektir. Aynen, P yazdım ben de zaten. Bu ilk durum. İkinci durumda burayı P bölü 2 yapıyoruz. Çok güzel. Aynen, yük değişmedi diyor. Burası da 2B yapıldı diyor. Burası zaten matematiksel olarak ne yapar? P bölü. Dikkat etsen Q çarpı 4B yapar. Yani
Yarıçapın kaç dakika kaç oldu? 4'te 1 oldu. Aynen 1 bölü 4 olur. Cevabımız direktmen ne yapar? Adana yapar. Güzel, teşekkür ederim. Evet, güzel bir yorum sorusu. Dediğim gibi böyle yorumlar çok karşımıza çıkacak. Özgür, duyuyor musun? Hemen ne demiş bize? Bir parçacık var elimizde, iki tane. Dönüş yönleri verilmiş fark ettiysen ve manyetik alan verilmiş. Manyetik alanın ne tarafı olduğunu görüyorum. Dışa. Parçacıklar gördüğün gibi şu şekilde ne yapmış? Sisteme geçmişler. Yani burada belli bir hızla geliyorlar gördüğün gibi. İkisinin de kuvvetlerinin ne tarafı olduğunu görüyorum. Aşağıya olduğunu görüyorum. Nereden anlıyorum bunu? Saptından anlıyorum. Önce işareti sormak istiyorum. Birincinin işareti artı mıdır, eksi midir desem Özgürcüğüm, ne dersin bana? Şimdi burada sağ elden öğrenci çok zorlanıyor. Bir pratik söyleyelim mi Özgür? Ben şöyle diyorum öğrenciye. Az önce manyetik alan içeydi ya. Şöyle sayfanın içine göstermiştik, doğru mu? Elimizi. Dışın olduğunda bize doğru gelmek zorunda Özgür. Şöyle değil mi? Dikkat et. Bana doğru olacak. Görebildin mi? Başparmak hız. Kuvvet ne tarafa fark ettiysen. Aşağıya tokat atıyorsam artıdır. Yukarıya tokat atıyorsam gördüğün gibi nedir? Eksidir. O zaman ne diyeceğiz şu anda yükümüze? Artı. O zaman bu da nedir? Artıdır. Fark ettik mi? Çok güzel. O zaman şimdi şıklara geçelim. Bize demiş ki çizgisel momentumu x'inki y'ninkinden büyüktür. İstersen yarıçap için formülümüzü yazalım hemen. Ne demiştik az önce? Mavi. Aynen bu kubbe. Fark etsek aynı manyetik alan. Şunun aynı olduğunu biliyoruz. Evet, yük büyüklüklerine bakalım. İkisi de nedir? Q. Burası da aynı. Fark ettiysen o zaman bununla nasıl orantılı yarıçap? Doğru orantılı. O zaman x'in çizgisel momentumu y'ninkinden büyüktür. Doğru mu olur, yanlış mı olur? Dikkat etsen bu yarıçap r kadar. Bununki 2r kadar. Evet, tam tersi olur değil mi? Kiminki daha büyük olmasını bekliyoruz burada. R'ye büyük. Bizim için rx olduğu için P'ye büyüktür. Ne olmak zorundadır? Px. Evet, şu çarpımın zaten ne olduğunu biliyoruz. Çizgisel momentum olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. Peki, L'nin açısal momentumu. Şimdi açısal momentumun formülünü hatırlar mısın? Bir hatırlatalım mı? Ne demiştik? L eşittir mavra. Aynen. Ya da dediğin gibi eylemsizlik momenti verilmişse I çarpı W'dur. Şu an eylemsizlik momentleri verilmemiş. Şuradan gidebilir miyiz? Fark ettiysen. Mavra. Görebildik mi? Peki ben momentumlarını görüyorum zaten. Az önce bulmuştum. Bizim için x'in momentumunu yazarsak nedir bizim için? P. Yarıçap nedir? R kadar. Bu x için. Y'ninkini yazarsak ne diyeceksin? 2P. Yarıçap ne kadardır gördüğün gibi? Evet. O zaman x'in açısal momentumu y'ninkinden küçüktür. Ne yapar? Doğru olur. Peki x'in çizgisel hızı y'ninkinden büyüktür. Bilebilir miyim? Kütle hakkında bilgimiz var mı diye bakıyorum soruya. Fark ettiysen kütle hakkında bir bilgi ne yapmamış? Geçmemiş. O yüzden de bu bilgiyi ne yapamayız? Kesinlik yoktur. O zaman kesinlikle doğru dediği için cevabımız yalnız 2'dir. Evet, açısal momentumla çizgisel momentum çok karıştırılıyor gençler. Onu bir kere daha ne yapalım? Şöyle burada bir hatırlatalım. Meşhur çizgisel, biliyorsunuz arkadaşlar. Çizgisel deyince bu, açısal deyince bu. Bunları ne yapmayalım artık? Unutmayalım. Evet, çizgisel dediğimiz nedir? MV'dir. Açısal dediğimiz nedir arkadaşlar? Mavra. Bu da böyle aklımıza gelsin. Ne diyoruz bu adama? Mavra atma diyoruz. Açısal ne diyoruz buna? Momentum. Bu da lütfen aklımıza gelsin. Bu nedir? Çizgisel momentum. Aradaki fark oydu. Evet, bunlar da sorularda bazen karşımıza çıkıyor. Teşekkürler Özgür. Evet, geldik şimdi arkadaşlar indüksiyon EMK'sı. Evet, çok önemli, çok hoş bir konu. Şimdi biliyorsunuz iletken kale çubuğu B manyetik alan içerisinde V büyüklüğündeki hızla şekildeki gibi çekilsin. İletken çubuk içerisindeki serbest elektronlar L ucuna doğru kuvvet etki edecektir. Hemen ne demek istiyor bize arkadaşlar? Açıklayalım. Şimdi biliyorsunuz manyetik alan ne tarafa doğru? İçe doğru. Hemen baş parmak neyi gösterdi hızı? Dört parmak neyi gösterecek gördüğünüz gibi manyetik alan. Tokat atıyorum. Tokat attığımızda arkadaşlar artı yükleri etki eden, tabii artı yükleri etki eden kuvvet ne tarafa doğrudur? Yukarı doğru. O yüzden de K ucu nasıl yüklenecek? Artı. L ucu nasıl yüklenecek arkadaşlar? Eksi. Burada ortaya şöyle bir EMK çıkacak.
Bizden bunu söylüyor. Kuvvetin etkisiyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yükler hareket edecek. Bu yüzden de L ucu eksi, K ucu artı yüklenecek. İşte bu kutuplaşma sonucunda K ve L uçları arasında bir potansiyel fark oluşacak. Bu potansiyel farka bundan sonra indüksiyon EMK'sı diyeceğiz. Peki telin KL uçları arasındaki indüksiyon EMK'sının meşhur formülü akıla gelsin diye buna da bavul diyoruz arkadaşlar. Bavul. Evet, bayağı bir tekerleme söyledim bu derste. Buradan aklınıza gelebilir. Nereden aklımıza gelecekmiş arkadaşlar? Demek ki ne diyoruz burada? Bavul. Bu önemli bizim için. Buradaki B manyetik alan ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hız. L de buradaki telin boyu. Demek ki burada ne oluşmasına sebep oluyor? Bir manyetik alandan dolayı gördüğünüz gibi arkadaşlar EMK. Tabii nereden geldiğini merak ediyorsanız aslında burada parçacığı etki eden elektriksel kuvvetle manyetik kuvveti eşitliyoruz. Biliyorsunuz burada kutuplar olduğu için ne meydana gelir? Elektrik alan meydana gelir. Elektrik alanda biliyorsunuz neydi bizim için arkadaşlar? QA'di. Manyetik alandaki kuvvetimiz de neydi? Bakı verdi arkadaşlar. Peki daha sonra ne yapıyoruz hocam derseniz buradaki dikkat edin. Elektrik alan iki levha arasında bir potansiyel fark oluşuyordu. Buradaki potansiyel farka V diyelim. Aradaki uzaklık da nedir arkadaşlar? L'dir. O yüzden buraya ne yazıyoruz? V bölü L yazıyoruz. Paralel levhada şöyle bir hatırlayalım. Elektrik alan biliyorsunuz V idi. Buradaki uzaklığımız D idi. Paralel levhadaki elektrik alan nasıl bulunur demiştik arkadaşlar. V bölü D idi. Tabi buradaki uzaklığımız ne kadar? Şu an L kadar. L kadar olduğu için V bölü L diyoruz. Bakın buradaki V potansiyel. Q'lar birbirini yapar? Götürür. Buradaki biliyorsunuz V dediğimiz EMK demek. Şuradaki EMK. Peki içler dışlar çarpımı yaparsak V dediğiniz ifade bakın. B ve L olur. Evet, formül buradan geliyor. Merak ediyorsanız ama bavulu hatırlamak yetiyor bizim için. Diyor ki bize tel dikse kullanacağımız formül bavuldur. Peki tel dik olmadığında yani belli bir açıyla manyetik alan içerisinde şöyle çekilirse belli bir hızla alfa açısı yaparsa ne yapacağız o zaman? Bunun dik bileşenini alacağız arkadaşlar. Evet, açının değil diğer kosinüsü dik bileşenimiz o zaman ne yapacaktır biliyorsunuz? Sinüs alfa yapacaktır. Söylemiştik, hatırlar mısınız? Yüklü parçacığı etki eden kuvvette hızla manyetik alan birbirine ne yapacaktı? Dik olacaktı. Şu an manyetik alanımız ne tarafa doğru? İçe doğru. O zaman buradaki formülümüz ne yapacak? Epsilon eşittir. B, V, biliyorsunuz V, L çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Peki, telimizi böyle çekersek manyetik alana. Hemen buradaki manyetik alanımız ne olsun arkadaşlar? İçe doğru olsun. Şu anda burada herhangi bir kutuplaşma olur mu diye soracaklar. Olmaz. EMK nedir diye soracaklar. Sıfır. O zaman EMK'nın meydana gelmesi için fark ettiyseniz tel çekilirken yani buradaki hız manyetik alanda gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirine ne yapacak? Dik olacak. İkisi birbirine dikse ne yapacak? Çekilecek.